İnsanoğluna ait bilinen en eski mağara resimleri Fransa ve İspanya'dadır. İlk mağara resimleri İsa'dan önce 15 bin yılına aittir. Yazı ise günümüzden 5-6 bin yıl kadar önce bulundu. Tarih yazının icadıyla başlar. İsa'dan önce 3500'lerde Sümerler çivi yazısını buldu. Yine aynı tarihlerde Mısır'da hiyeroglif yazısı bulundu. 500 yıl sonra Mısır ve Çin'de papirüs ve mürekkep kullanılmaya başlandı. Fenikeliler İsa'dan önce 1700-1500 tarihleri arasında ilk alfabeyi buldular. Batı Anadolu'daki Bergama'yı büyük bir Yunan kültür merkezi yapmak isteyen Kral II. Ömenes, İsa'dan önce 197'de parşömen denilen yazı malzemesinin icadını sağladı. İlk kağıt İsa'dan sonra 105 yılında Çin'de suda ıslatılmış çeşitli ağaç kökü yaprakları, kenevir, keten paçavraları, pirinç sapı ve parçalanmış balık ağlarından hazırlanarak yapıldı. Hareketli harflerle basım tekniğinin en ilkel hali 581'de Çin'de geliştirildi. Çin'de ksilografi diye adlandırılan ahşap kalıplı blok baskı tekniğiyle Çinliler ilk baskıyı yaptılar. Müslümanlar 751 yılında Talas Savaşı'nda yenerek tutsak aldıkları Çinlilerden kağıt yapma tekniğini öğrendiler. Kağıdın bolluğu İslam kültürünün yayılmasında büyük rol oynadı. Avrupalılar kağıt yapımını Haçlı seferleri sırasında geldikleri Suriye'de Müslümanlardan öğrendiler. 1440'lı yılların sonunda Johann Gutenberg hareketli harflerle baskı tekniğini buldu. Gutenberg, blok baskı yerine hurufat olarak adlandırılan metal harflerin yardımıyla sonsuz sayıda farklı sayfa basılmasını sağladı. Kitabın geniş kitlelere ulaşması, Rönesans ve Reform'un yayılmasına, gezi edebiyatı yoluyla coğrafi keşiflere, ulusal dillerin ve okur yazarlık düzeyinin gelişmesine, çağdaş bilimin doğuşuna ortam yarattı. İlk Türk matbaasının açılması Lale Devri'nde Said Mehmet Efendi'nin girişimleriyle gerçekleşti. Şeyhülislam'ın dini kitaplar dışındaki kitapların basılmasına izin veren fetvası ve Sultan 3. Ahmet'in fermanıyla çıkan iznin ardından ilk matbaa 1720'de kurulabildi. İlk kitap basımı ise 1729'da yapıldı. Promat'ın başarı hikayesi 1991 yılında iki renkli baskı makinesiyle başladı. 2006 yılında 20 bin metrekarelik kapalı alanda sektörün en gelişmiş binası olan Promat üssüne taşındı. Bugüne kadar birçok saygın firmaya sayısız baskı çözümleri sundu. Çok değerli sanatçılarla birlikte çalışma onurunu yaşadı. Yüksek tirajlı, hızlı baskı rotasyonunu Türkiye'ye getiren Promat, bugün 20. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşamaktadır.